Evet dostlar, tekrardan yeni videoma hoş geldiniz. Bu ara fena video yapasım var, bilmiyorum. Sürekli video yapıyorum, keyfim yerinde. Güzel gelişmeler oluyor, keyfim yerinde. İstanbul'a gitmem gerekiyor, bir mahkemem var. Ondan sonra Bodrum'a geri döneceğim. Bodrum'da çok güzel şeyler yapacağım. O 50 milyonluk, yani 6 milyon dolarlık olan evde kalacağım sürekli. Çok güzel şeyler yapacağım, size evi de tanıtacağım. Evin özelliklerini falan da tanıtmayı düşünüyorum. Hani inanılmaz şeyler ya, hani arada buçuk şeyler yani, tanıtacağım onu size. Şimdi bir yemek yiyorum, birazdan yola çıkacağız. Kemal Doğulu'yu tanıyor musunuz bilmiyorum ama bu hani Doya Doya Moda'da jüri olan bir çocuk var ya, Kemal Doğulu. O benim hani arkadaşım gibi diyeyim, yani çok samimi olduk son. Yeni tanıştık ama bayağı samimi olduk. Onunla birlikte yemek yiyorum şu an. Yemekten sonra çıkacağız, o var bir de menajeri var. Bir yemek yiyelim, ondan sonra çıkacağız. Burada Lemon Tree diye Bodrum'da bir yer. Kemal de burada. Evet kankalar. Bodrum'dan son bir görüntümü alayım. Gerçi birkaç gün sonra tekrar geleceğim. Hem de çok daha güzel geleceğim. Bodrum'da bir ara yat kiralamayı, yani bir ara değil yani, harbiden birkaç gün yatta kalmayı, sonra bir motor kiralamayı, yani motosiklet kiralamayı falan düşünüyorum. Güzel videolar yapacağım, güzel. Ama önce bu şu gidip bir mahkeme olayını halledeyim. Bir duruşmam var, bir de açmam gereken bir mahkeme var. Bu sefer ben mahkeme davacı olacağım falan. Bak şunlardan kiralayacağım. Güzel şeyler yapacak anne. Rahat olun. Çok keyifli videolar yapacak anne. Güle güle Bodrum. Güzeldin. Çok da güzeldin. Geldim. Burası şey. Burada yazmamış. Pardon da burası Aytemiz Petrol. Neredeyiz yani, şu Aytemiz'in amblemi olması lazım. Azat Yılmaz'ın herhalde bu Aytemiz Petrol ofisleri. Azat Yılmaz. Bu videodan ama Azat Yılmaz'a çok çok selamlar gönderiyorum. Adamın dibisin Azat. Ama bazen bazı şeyleri çok abarttığını düşünüyorum ama genel olarak karakterini, kişiliğini sevdiğim bir adam. Birebir tanışmışlığımız, bir ortamda denk gelmişliğimiz var sadece. Öyle elini sıktım yani. Öyle konu ama böyle oturmuştuğumuz, arkadaşlığımız, iyiliğimiz falan yok. Buradan da ona böyle reklamını yapayım. Benim reklamıma ihtiyacı yok tabii ki de bu Azat Yılmaz, ya Azat Yılmaz'ın değil de Aytemiz Petrol'ün. Zaten güzel bir isim var. Kolay gelsin kral. Sağ ol. Bu videodan da ona selamım olsun. Ya da yanlış yaptım herhalde ya. İşte bizim suçumuz, kendimizi çok küçümsüyoruz biz, biliyor musunuz? Küçümsemeyeceksin kendinizi amına koyayım. Gayet de benim de reklamıma ihtiyacı var amına koyayım. Buradan Aytemiz Petrol'den reklam ücreti istiyorum. Hem YouTube'umda paylaşıyorum bu videoyu, aynı zamanda Instagram'da da paylaşıyorum. Benim sayemde satışlarınız artacak. Bu kadar da güveniyorum kendime. Ciddi miyim? Emin değilim ama. Yani yine de kendinize güvenin, anladın mı? Bu hikayede anlatmak istediğim şey budur yani. Kendinize güvenin. Thank you.
İstanbul'dayım. Bir çorba içip eve kaçacağım. Güzel bir mekana geldim. Burada ufak bir çorba içeyim. Burası neresi? Tamam, burası Ataşehir'deyim. Taksi bekliyorum aynı zamanda. Taksi gelecek. Taksi gelene kadar çorba içeyim dedim. Burada tanıdık bir taksi durağım var da benim. Özellikle o adamı çağırdım. Para kazansın diye. Bu çorbamızı içelim. Sonra arabayı almaya gidiyorum. Önce bir kendi arabamı alayım. Ondan sonra kendi evime geçiyorum. Saat de kaç biliyor musunuz? Saat de gecenin 2:30 anası satan. Bakın şimdi, ya şimdi yalnız çekmesin ama sarımsak var ya, şu sarımsak bak. Bu sarımsak nedir biliyor musunuz? Bu sarımsak şifadır, şifa. Bunu böyle alıyorsun baba. Çorbaya zınk olur, anlıyorsun. Bu tam bir şifadır. Alıyorsunuz buradan, dolduruyorsunuz baba. Şifayı dolduruyorsunuz. Dipçik gibi olursunuz yemin ederim. Asla hastalanmazsınız, dipçik gibi olursunuz. Bakın size bir tane daha vanne taktiği göstereceğim. Buradaki limonları ben yedim de bir sürü limon vardı. Limonu buraya sıkarsınız, tamam mı? Limonu sıkarsınız baba. Neye sıkıyorsanız artık sıkarsınız. Bu var ya, bu elindeki limonu ağzına atarsın. Bu elinde kalan limonu da eline sürersin, diğer eline sürersin. Tamam mı? Limon böyle hepsi kullanılır. Limon efsane bir şeydir. Cildinize de bakar, her şeyinizi de yapar. Limonu asla piç etmeyin yani. Dostlarım, arabamı aldım. Geldim evime de size bir şey göstermek istiyorum. Yani kendi evime doğru gidiyorum şimdi. Babamın evinden arabamı aldım. Bakın burası benim bir kısım liseyi okuduğum yerde. Ya yerde değil, yer. Ben liseyi burada okudum birazcık. Yani bu... Ama burası hiç bu kadar güzel değildi. Burası sonradan çok güzel olmuş. Baksanıza, kolej gibi olmuş. Burası var ya, inşaat halindeydi ben okurken. Zaten neyse, burada demirlikler memirlikler yok. Yani bütün iplilikleri yaptığımız, yani anlatmak istemediğim bazı şeyler var. Kavga ettiğimiz diyeyim. Sonra tahmin ediyorsunuz işte tuvaletlerde neler yaptığımız. Sonra işte milletin kızlarıyla yaşadığımız şeyler. Hep bu okulda yaşadım. Bir de. Süleyman hocam, bu videoyu izlemiyorsundur, senin böyle şeylerle işim olmaz ama ben normalde her sene sınıfta kalıyordum. Bunu da itiraf ediyorum. 9. sınıfta, 10. sınıfta, 11'de, özellikle 12'de ben karnemi almaya okula gelmedim, sınıfta kaldım diye. Ama o Süleyman hoca bendeki ışığı her zaman görüyordu ve beni hiçbir zaman okulda bırakmadı. 12. sınıfta, bak 12. sınıfta kopya çektiğim halde, kopya çekip 85 almıştım bir tane sınavdan. Ama Süleyman hoca bu çocuk kopya çekmemiştir diye ikna etmişti o hocamı ve 85 olarak girmişlerdi. İşte ben bu olaydan dolayı okula gitmemiştim. İşte sınıfta kaldım zaten, anasını satayım, niye gideceğim diye. Süleyman hoca beni aramıştı, oğlum gel, hocam niye geleyim diye ona ters yapmıştım. Oğlum gel diyorsam gel, ya küfür edip kapatmıştım telefonu, gelip beni evimden almıştı. Gel lan okula diye. Bir gittim, sınıfı geçmişim. Liseden mezun olmuşum falan filan. Ya işte o anılarım benim burada geçti. Kavga ettiğim yerler buralar. O zaman bunlar yoktu, bu demirler, ama okul harbiden çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş okul. Bu anıları da anlatmak istedim size. Baksanıza, şato gibi olmuş, şato gibi. Bak, kurban olduğum ay yıldızı da buraya koymuşlar. Önünde saygıyla eğiliyoruz, şehitleri de anıyoruz. Ve yolumuza devam ediyoruz, evimize doğru gidelim. Saat şu anda sabaha karşı 5, anasını satar. Anlattım size yine güzel anılarımı. Ulan biraz gaza basalım. Seviyorum bu arabayı. Halkımın davası, yazıların duası, ne bileyim elif sevdası, çekmezsen ayağına. Dostlarım, şöyle tutarsam ışık daha güzel gelir. Normalde bu video bitti biliyorsunuz. Normalde bu video günlük videoydu. Yani günlük vlogtu, bitti ama
videoda bir şeyler eksik kaldı. Yani ne bileyim, yolculuğu çektim, bir şeyi çektim, videoda bir şeyler eksik kaldı. Işığı yak ya, ışığı yaksana güzel kardeşim. Video yapıyorum. Videoda dediğim gibi bir şeyler eksik kaldı. Biz de bayağıdır Tatar abiyle, Mehmet abiyle işte gel kardeşim, özledim seni, gel kardeşim yanıma diye konuşuyorduk. Ben de bir türlü gidemiyordum onun yanına. Şimdi Tatar abinin yanına gidiyorum, size nasıl adam olunur onu göstereceğim. Nasıl düzgün bir insan olur onu göstereceğim size. Tatar abinin yanına gidelim, salonunu çekelim, ufak bir reklamını yapalım Tatar abinin. Sonra biraz Tatar abiyle sohbet edelim, konuşalım Tatar abiyle. Çok düzgün bir insan, çok kral bir insan. Bak buradan onunla oralarda ufak bir işim var. Gitmişken onu da göreceğim. Çok güzel denk geldi. Video da güzel denk geldi. Tatar abiyi bir çekelim. Görüşelim. Tatar abinin bir köpeği var. Fena. Onu da çekeceğim size. Tatar abiyle de ufak bir muhabbet edelim. Yani bana çok güzelliklere geçmişti zamanında. İnsan vefakar olmalı bakın. Ne diyorum? Zamanında bana güzelliklere geçmişti. Şimdi ben ne yapıyorum? Onun oralarda bir işim varken gidip onu bir göreceğim. Hani ben seni unutmadım. Hani teşekkür ediyorum her şey için. Hani yaptığın şeyler için teşekkür ediyorum demek için onu bir göreceğim. Vefakar olmalıdınız mı? Siz düşükken elinizden tutan, sizi yükselmenize yardımcı olan insanları yükseldikten sonra asla unutmayın. Her zaman gidin. Benim şu anda hala haftada bir veya fırsat buldukça Bağcılar'a gitmem gibi. Tamam mı? Bunları unutmayın. Bunlar çok güzel şeyler. Bunlar insan olmanızı sağlayacak olan şeyler yani. İnanın bana. Çok önemli şeyler. 3 güvenlik İbrahim Bey'in kankisi. Adamsın abi, seni seviyorum. İyi bak kendine. Tamam, görüşürüz, Allah'a emanet. Görüşürüz. Görüşelim abi başka bir zaman. Yolunda yine, yolunda herkes yine. Bana diyor ki tatilin diyor ne kadar çabuk bitti. Bu arada ben video kaydettiğimi zannediyorum. Meğersem düğmeye basmamışım anasını satayım. Evet. Geldim. Rocky Fitness Center. Rocky Fitness Center. Geldim Rocky Fitness Center'a. Arabayı nereye park edebiliriz? Bakın da. Ay yıldızı da asmış oraya da. Canına yediğim. Bak ay yıldızı da asmış oraya, gördünüz mü? Arabayı nereye park edelim? Arabayı şuraya park edelim. Yaya yolu burası ama fazla da kalmayacağız zaten. Arabamızı Merso'nun yanına koyalım bu şekilde. Bakın şimdi size, bir tane köpek var orada, şey var, Rottweiler var, Rottweiler var orada. Hadi bakalım gidelim. Hele şu camlarımızı kapatalım. Hadi bakalım, inelim arabamızdan. Ah! Bakın şimdi içerisi Şampiyonlar Ligi. Ananı sikeyim, gözlüğüm düştü. Lan! Gel lan buraya! Gel buraya! Çok haşin, bir gelse saldırarak gelecek. Harbiden bak, bir gelse saldırarak gel. Gel buraya gel. Çok yorulmuş. Aslan parçası yorulmuş. Bir kere geldim buraya geçen günlerde. Saldırıyordu bana pezevenk. Bak gel. Gel. Saldır lan bana. Gel. Bak. İpne seni. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Sus. Ne diyorsun? Ne sen? Hadi kışkırt. Bas. Hadi kışkırt. Tamam. Sakin ol. Aslanım benim. Tamam. Sakin ol.
Oğlum senin beni anlaman lazım lan konuşmamdan falan. Duygularımı hissetmen lazım. Kral ne yapıyorsun? Adam. Anlaşamazsın onu. Nasıl abi, abi iyisi değil mi? İyiyim sen nasılsın? Video çekiyorum YouTube'a atacağım. Tamam sıkıntı yok. Rocky Fitness Center. Bakın dostlarım, görüyorsunuz ürünleri. İhtiyacınız varsa Tatar abiye yazıyorsunuz. Tatar abinin Instagram hesabını yazıyorum. Videonun Tatar abinin olduğu her bölüme yazıyorum. Supplement ihtiyacınız, hatta Tatar gördüğünüz gibi ürünler sınırsız baba. Tatar abinin Instagram hesabını yazacağım dediğim gibi. Ona mesela yalnız harbi old school ya. Harbi old school salon, baksanıza fena fena. Burası Kanyon AVM'nin yanında. Güzel bir salon. Buraya yakın olanlar. Lord. Yürüyen karizma. Harbi yakışıklı adam ama. Güzel bir. Aa size asıl bunları göstermem lazım dedim. Asıl bunları göstermem lazım. Bak kendimi otur. Egoist. Egoist Mehmet. Şaka yapıyorum bak. Bak şimdi size kimi göstereceğim. Bir kral daha göstereceğim. Siz hazır mısınız? Bir tane daha kral gösteriyorum. Bu kim? Cenk Hoca. Bir uçurtma kadar özgür olmak isterdim bu hayatta. Hayatlar, hayatlar değil, insanlar beni duygusuz bir piç haline getirdiler. Ne uçurtma kadar özgürlüğüm, ne de duygusal bir şair kadar duygum kaldı. Hiçbir şeyim kalmadı. Yazdım bunu kenara, güzel laf. Dostlarım, bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün hava güzel. Birazdan spora gideceğim. Kendime bir dışarıdan tavuklu pilav söyledim. Mükemmel Esenyurt manzarası. Beton, beton. Hiç sevmiyorum var ya. Leş anasını satayım şuraya. Beton, 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 beton. Dünyanın var ya. İçinden geçtik ya. Dünyayı bitirdik anasını satayım. İyi bakın kendinize. Allah'a emanetsiniz. Videoya like atabilirsiniz. Öpüyorum hepinizi.